Buse, senin yeni aldığın rimeli kullanayım mı? Ne? Senin yeni aldığın rimeli kullanayım mı? İyi kullan. Söyle bakayım güzel mi değil mi? Kullan. Abim ne zaman geliyor? Yarım saate gelecek. Dette yengemin sinirleri bozuk. Yine sinirleri bozuk. Sen nasıl yemekte konuşuyorsun? Ne olacak? Yani şöyle bir şey var. Yani özel olarak lokanta gidemez miyiz? Yani ailece. Hani onların evi ki dönme olabilir ama hani. Bak bunlara. Fatoş ablam neye sinirleniyor acaba? Ben sana diyeyim bu arada. Bunlar kalktı Gazi Osman Paşa'dan geldi diye. Bunlar hayatını alır teslim eder bunlar. Ya yenge. Yengemin sinirini bozuk. Neden sinirini bozuk söyleyeyim. Bayram abimle yengemin evlilik yıl dönümüydü. Bugün. Ya güzel bir gün. Hepimiz için bayram yani hepimizin özel bir gün yani. O da dedi ki hani ben bayramdan özel olarak lokantaya gitmek istiyordum. Biz de bayram abim dedi ki hani gelin kızlar sizi hepinizi götüreyim yani. Kötü bir şey değil ki. O ne da güzel ki, ne güzel bir şey. Yani. Güzelcik bir araya gelebiliyor muyuz? Ya. Yok. Bunlar evlendi ya bunlar. Ya ben gezmeye zaten ben gezmeye gitmek istiyordum. Bayram abim de hani gel o zaman bir sen de gel. Yani ailece gezemiyoruz hiç. Gezelim istedim. Ben hep evde oturuyorum. DGS'de çalışacağım. Hiç dışarı çıkmıyorum. Gezmiyorum. Ya yalan atma. Ne? Yalan atma. Sadece sahile gidiyorum. Sahile gidiyorum sadece. Kafeye gidiyorsun. Sahile gidiyorsun. Tamam. Kafeye gidiyorum ve sahile motorla gidiyorum. Motorla geziyorsun. Motor ne? Ne? Hayır sadece. Kim dedi? Hayır Barış abim sadece bir kere merak ettiğim için beni motora bindirdi. Barış motoru sattı. Hayır sattı mı? Daha alıcısı gelmedi. Daha alıcısı gelmedi. Gelmedi doğru söylüyor. Yoksa borcunu kapatırdı duyardık. Yenge sen bizi mi dinliyorsun? Yenge sen bizim hayatımızla bir karışmaz mısın? Burası benim, karışmaz burası mısın? Benim evim şu anda. Abimin evi burası. Şimdi abinin evi mi oldu? Gece motor nereden çıktı? Motor nereden çıktı? Ya bu evde ağzından çıkan bir laf illa heve taşınıyor ya. Taşınır. Sen gece geç izin almaya çalışırken abini idare et. Bugün burası benim abimin ve o zaman izinlerini abinden alırsın. Sen motoru nereden bindin? Buse senin. Buse senin başından çıkıyor Buse. Ben hiçbir şey demedim ya. Ben çok dürüst bir insanım. Beni biliyorsun. Çok dürüstsün ya. Ben seninle konuşuyorum. İnsanlık timsali. Sen dünyanın en iyi insansın. Yenge yok bir şey ağzımız içine girme ya. Yok bir şey. Başladınız mı ya? Bir daha ne diyor? Sen Fatoş. Sen büyük işine karşı. Bir daha papuç bunlar da ya. Sen büyük işine karşı. Bak Buse sen çok feedbacksin ha. Bu konuda Emirhan'a taşınmasın. Emirhan abim memlekette Emirhan abim. Sana ne? Kalkıp gelin. Emirhan abim memlekette. Ben Emirhan abimle söylüyorum. Konuşuyorum. Ya bir kere motora bindim ya. Şuradan şuraya götürdü Barış abi beni. Barış abi. Evet. Motoru sattı diyorum Barış. Ya alıcısı abi. Gelmedi. Sonuç ya oğlum. Buse. Ya Nesli. Sen ağzına bir laf dursun ya. Ağzına laf durmuyor. Hayır, ya. Hayır ben seninle konuşuyorum. Onlar bizim kafamızı dinliyor. Ben sanki dedikodu niyetiyle söyledim. Ağzına laf dursun Buse. Ağzına laf dursun Buse. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ne oldu? Ya zaten DGS'ye çalışacağım. Instagram'ı da kapatacağım. DGS'ye çalışacağım. Ama zaten dışarı çıkmayacağım. Sen 3 senedir DGS'ye çalışıyorsun. Bir bok yaptın. Çalışıyor. Kolay bir şey mi yapıyor? Sizin aranızda bir şey kazanmak kolay mı sanıyorsunuz? Ya bizim aramızda ne bir şey kazanmak? Yemeği önünde, beyni önünde, kahvesi önünde sen kazanabildin mi? Kazandıysan bu kız burada her şeyi kazanır. Beni konuşturma. Yediği önünde yemediği arkasından beynisi geliyor, kahvesi geliyor Fatoş ya. Yediğim ne? Bir adam sıçmış denizin içine, bok yüzmüş. Demiş ki benden çıktı bana yüzme öğretiyor. Yenge sen ağzı çok bozuk yenge. Ben de diyorum ne gizledim. Böyle bir örnek var mı ya dünyada yenge? Sen mi uydurdun ya? Benle uğraşmaya başladınız daha dur dakika bir gol bil ya. Dakika bir gol bil benle uğraşmaya başladılar. Badini çek. Yenge. Zaten ben üstürüplü giyiniyorum. Fatoş ablama sor. Git Fatoş ablama sor. Götü başı açık geziyor. Yani şeytan diyor al şu güzel sesi. Ya yenge. İki burnunun arasına yapıştı sıkışsın yansın. Yenge bak. Ya sinirleri bozuk diye bana çatma. Ben bir hevesim var bugün bana çatma. Süslendim gideceğim ya gezmeye. Sen gitmesen de ben abim gezdirecek zaten. Ya yenge sen bizim başımızda niye dikiliyorsun? Git. Fazla oldun sen kendi ben evine. Şimdi el oldum. Sen kendi evine fazla oldun. Ben şimdi fazlalık oldum Allah başımızda duruyor. Senle bir iki kelam edilince. Ben ne yapacağım değil mi? Şu an şeyde. Samet. Bizim hatamız. Biz bunlara çok. Samet'in şeyde ver.
O bizim yaz sabahı PlayStation kafedeler. Hayır, PlayStation kafedeler işte. İşte. Oraya bakmaya gideceğim ben. Şey değil mi? Çıktı alacak değil mi? Neye çıktısın alacağız? Benim okul için. Tamam. Okul için. Tamam, gideriz tamam mı? Tamam. Gidelim o da ya da işte ne bileyim şey gideriz. Tamam zaten. Tamam. Onun önünde de tamam şey yaparız. Tamam devam. Tramvaya gideceğiz. Tamam. Tamam. Yengem tırlan. Yengem anlamasın yeter. Yengem anlamasın yeter. Photoshop'a geçelim. Yengem anlamasın. Sana da güvenmiyorum da. Ben de. Bak. Bunun anası burada değil. Babası burada değil. İstediğini yaparsan ağabeyim burada. Yenge ben ne yaptım? Bir şey yaptın. Ne yaptım? Bir şey yaptığından demiyorum. Ne yaptın? Beni uyarıp duruyorsun. Ha, ben zaten evdeyim. Ben bütün gün evdeyim. Siz dışarıda gezerken de ben evde oturuyorum ki. Ben dışarıda şey mi? Soytarlığa mı gidiyorum dışarıda? Tamam ben de evde duruyorum. Memacığa bakıyorum. DGS'ye çalışıyorum bir yandan da. Sanki ben de hani gezip tozuyormuşum gibi konuşuyorsun. Ona diyorum. Ben öyle bir şey söylemedim. Hani sanki ben de gezip tozuyormuşum gibi konuşuyorsun. Kelimeleri kendine göre algılıyorsun. Sen de kelimeleri batırıyorsun yani. Sen dediğin konuşmak değil, batırmak. Niye diyeyim bokları? Bana ne? Burada değil. Takılma bu kadar bu seyrediyorum. Bir de o benim arkadaşım ve kuzim. Akraba. Hem kuzim hem kuzim. Senin arkadaşın de değil akraban. Kuzim. Kuzim. Kuzi ne ya? Kuzim işte. Kuzi. Kuzi ne? Kuzi işte. Kuzen. İyice kuzi. Siz var ya yollaşmışsınız. Kuzi koş. İyice şey olmuşsunuz böyle. İnternet kuzum. Hiçbir şeyimizi beğenmez. Her bir şeyimize bir şey der. Kendi sanki mükemmel hani anladın mı? Hani sanki kendisi çok mükemmel birisi. Hep bizim bizim Esli kendi kendine konuşuyorsun Esli. Merak ediyorum. Mesela ben ne yapsam bana laf eden Fatoş ablamı merak ediyorum. Bir tane lokantaya giderken neden bu kadar süslendiğini. Ve Gazi Osman Paşa'dan geldiğini. Koşa koşa Gazi Osman Paşa'dan gelip buraya bizden kebap yemeye niye geldiğini çok merak ediyorum. Ben fatura ödemeye çıktım. Bayram çünkü otomatik ödemeyi kapatmış. Siz sıcak suda duş alın diye fatura ödemeye çıktım. Şimdi de süsleniyor. Benim günlük tarzım bu zaten. Ben zaten süslü bir kadınım. Senin gibi değilim. Ben gelmişim kaç yaşına. Senin niye süslendiğini, bunları giydiğini biliyorum. Beni konuşturma. Ben gezmeye çıkarken zaten hep süsleniyorum. Gezmeye hep çıkarken. Gezmelisin. Biz de genç kızlarız. Ya DGS'ye gireceğim zaten. Evden çıkmayacağım. Biraz son da günlerim, son haftalarım geziyorum sadece. Dershaneye evet şey... Ya şöyle aslında ben PGM yazacaktı abim beni. Ümraniye PGM. Ben de PGM ne? PGM diye bilmem. Ümraniye PGM yazacaktı. Ben şey DGS dershanesi. O zaman kimin? Ben de Maltepe Maltepe VIP kaydoldum. Abim dün kaydetti beni. Daha başlamadı ama. Motorla ne zaman gezdin? 3 gün önce falan. Ben motorla gezmeme siz niye bu kadar takıldınız? Fatoş, Barış abi. Barış da bunun işi. Ya Barış abi. Ne diyorsun? Oldu bence. Bakayım arkasına. Çok düzgün oldu. Çok düzgün oldu bu sefer. Çok güzel oldun. Değil mi? Çok güzel oldun. Yeter çok havalı ya, oldun. Oradan da şey belki eğer şey yaparsak çarşıyı gezeriz belki. Bir şey söyleyeceğim. İlya yenge. Bu yeter. Yemekten sonra belki çarşıya da gezeriz. Kıyafet falan alacaktık ya hani bana. Bayram gelecek zaten bizi bırakır. Dershaneye başlayacağım ya kıyafet lazım olur diye. Şöyle güzel bir şeyler alalım sana. Işte. Alalım mı? Defter falan alalım. Alalım mı yenge? Alalım yengen. Evet alalım. Lazım oluyor değil mi? Evet evet. Tamam ben şey yaparım. Kıyafet de alalım ama. Bu elbise de bu arada elbise şeyim Fatoş ablamın aslında da. Bu elbise güzel oldu bence değil mi? Bence çok yakıştı sana. Ben bir fotoğraf da çekineceğim. Fatoş buna sığmıyor ya sana versin bu elbiseyi. Ya da Fatoş'un bir eski elbisesi bu. Ben götü bir araba ya sığmıyor. Bu elbise ama bayağı güzel oldu. Ben bunu bir diyorum ki sende de yakışıyor da sen yani Nesli'ye daha iyi olmuş sanki. Sen eski elbisendi ya. Nesli. Bismillahirrahmanirrahim. Fatoş abla. Ya Fatoş abla sen de ha. Fatoş abla senin süperstarlarını giyebilir miyim? Kız ben onları yeni aldım bak onlar bembeyaz. Ben ne olur abla. Abla süperstarlarını giyeyim. Yeni aldım ben onları. Abla süperstarlarını giyeyim ya abla. Tamam ben giysin ya. Şu köpük nerede? Benim her aldığım şey bu evde kayboluyor. Köpük nerede? O ne ki? Biz geçen Mevlüt'e gittik Hülya Engel'den. Fatoş abla sen niye gelmedin? Atarlar ablacığım ben çalışıyorum diye. Çünkü çalışıyorum. Cevahir AVM'de güvenlik görevlisiyim ben. Ne çabuk oldun ha? Oldum. Orada geçen gün eğitime gidiyordun sen hemen oldun mu? Gittim call center'ı ben bıraktıktan sonra ona başladım. Burada şey bu hayatta bırakır. Bu hayatta Fatoş olacaksın sana diyeyim. 2 ay sonra oradan bırak. Çok ondan. 2 ay sonra Fatoş olacaksın. Sizin gibi gezdirmiyorum bir taraflarımı. Alo. Hadi be. He. Zeynep. Yok ben gelmeyeceğim. Biz lokantaya gideceğiz de bugün. Hı, Bayram abimizi getirecek.
He gezmeye gideceğim yani. Bugün müşahit değilim. Bugün Yehriye yengemle Bayram abimin evlilik yıl dönümü hatırası Bayram video. Bayram gibi oynatıyor bizi. Ne düşünüyorsunuz fikir? Yer atmayacaksın yok, değil yok, mi? Yok yok. Yer atma ne? Bir şey değil, aile WhatsApp grubunu açın. Ne fikirlerinizi alalım Hülya Hanım. Şimdi bizim 6. yıl dönümümüz. 4'ü sevgililik olmak üzere 2 yıl evlilik. Yani mutluyuz. Bir çok güzel bir yere götüreceğim dedi. Biz bilmiyoruz yani, sürprizmiş. Ama işte Neslihan, yani sen ailecek gidiyoruz. Neslihan! He geldim. Benim Instagram açmamın sebebi neydi biliyor musun? Neydi? Ben sanırım Uğur'la ayrılacağım. Ayrılmıyorum. Ama çok üzülüyorum zamanı. 12 yıl ya. Dile kolay. Bak, dile kolay, kalbe zor. Siz gençken lise aşklarını bir şey zannediyorsunuz. Bak ben de lise aşkımla evlendim. Evet. Olmuyor ablacığım, olmuyor. Olsa ya Bedri'den Allah olurdu, olmuyor. Sen geldi bak, anlat, dışarı. Geldi anlat. Sonra geldi anlat, yesin. Yok bitti. Bak, çay gibi işte. Ya sallama ya dallama. Senin bağlama. Bunu unutma. Ben diyorum gözü dışarı. Evde çok daha güzel bir gün. Dışarıda. Sen çok susuyorsun. Sen çok susuyorsun. İzin vermeyecektin en başından. Sen bir kere hayır dedin. Üstüne dedim, çıkarttın. Hayır. Tepene çıkarttın. Ben ayrılacağım ya. Ayrıl bitti. Ya gelirse peşimden. Gelmez. Gelmez. Gelirse de gelsin, bitmiştir. Açmayacaksın. Ya abime giderse. Abin hiçbir şey gitmez. Ben buradayım. Onun yeri. Sevgili olduğumuzu bilmiyor. Erkekler az bilir. Sen onu boş ver. Bilmese zaten niye bilecek ki? Bilmesin, neyine bilecek? Yüzük mü taktı bilecek? He. Bir şey mi yaptı bilecek? Şuradan bile bir tane hani o tarihli yüzüklerden bile alıp takmadı. Yok, ben ondan ne kadar istedim hatırlar mısın? Evet, swatch yüzüklerden. Biz Fatoş'la o Uğur'un ne boklar yediğini de biliyoruz. Anasına gider yani. Ben sana bu kadar söyleyeyim. Abla gitsin ya. Ben valla yani yaktım köprüleri ha. Ben istemiyorum artık. En başından yapacağım. En başından. Yok öbür ay, yok öbür ay. En güzel yıllarını. Kızım oyalıyor. Bir tane galeriden bozma şey, pastaneci. Ya ne galericisi mi var, pastanecisi mi var? Hiçbir şey yok. Yok. Ya yanında çalışıyor, galerim var diyor Allah. Ya yok ne ya, her şey çalışmıyor ya. Yolda sokak çocuğu bu be. İş kuracak. Her gün geldi arabalar var ya, kiralık yani. Ay vallahi hava da çok güzel değil mi? Tam gezme havası. Evet. Tam gezme havası. Tamam. Şey yapsak değil mi? Böyle olmazdı yani. Uğraşsak böyle bir gezme havası. Bayram abim sağ olsun. Uğraşsak böyle bir gezme havası olmazdı değil mi? Nesli kudurdun Nesli. Gel. Bir sen boydan çeksene beni, boydan. Beni boydan çeksene. Değiştir. Çok güzel oldun ha. Ben bunu şey tamam. Instagram'a koyayım. Gel yenge, abla sen de gel. Gel. Yenge gel. Yenge gel, birlikte çekinelim. Ay çok iyi oldu ya bugün. Yeter, tamam. Çok iyi oldu değil mi? Bunları koyma Buse. Neden? Bunları tamam az koy. Neden? Öyle benim elbisem de çok güzel oldu. Ama benim takipçim var. Benim takipçim de, var. Elbise çok güzel oldu bana. Yani üzerime oturdu yani. Sen bizi bazen ayırmaya çalışıyorsun. Ya senin doğum günün olsa. Ben gezmek istiyorum. Senin doğum günün olsa hep beraber kalkalım bir yere gidelim. Biliyor bak. Ama her benim şey. Evlilik yıl dönüşü. Bak ben seni anlıyorum. Bayram abimin niyeti kötü değil. Aile de kutlanır ya. Niyet kötü değil. Hepinizi işte mırmır ediyordunuz bayram beni bir yere çıkarmıyor. Ben gezmeye gelmek istedim. Bak, bayram abim de beni kıramadı. İki işi bir arada yapıyor işte. Hülya bak düğünde de bunu yaptın. Senin lafından keyifli bir şey yapamıyoruz ya. Allah bayram abimin dokunduğunu altın etsin. Allah bayram abime. Dokandın. Allah bayram abime dert vermesin. İşlerini açık etsin. Benim bayram abim var ya. Benim bayram abim bir tanedir ha. Benim bayram abim gibi bir tane de yok. Neyse tamam sus kızım be. Aa yalakalanır. Yani hayrına bir dua edemeyeceğim mi? Neyse dışarı çıktı ya çok mutlu abla. Evet ben gezmeyi seviyorum, gezmeyi tozmayı. Elbisem falan güzel. Bayram bizim evliliğimizden yesene de orada bak bir de var. O zaman hadi bayram abime Hülya ablama. Ben şöyle özenmeyin Nesli. Gel. Niye ya, yalandan vuracağız işte, yalandan yapacağız. Gel. Bak bunları story koyma. Bumerang yapsana bunları, bumerang. Bumerang yapsana bunları. Bomerang yap. Ben keyfime geliyorum. Çok özenti, çok. Çok ne özenti var ya? Hayat bir gündür, o da bugündür. Fatoş abla, bunu sakın unutma. Yeter bu saat. Telefonu bırak yani. Ya yenge, bomerang çekiyorum. Çekme artık, o ne ya? Senin geçen Instagram'a baktım, S harfi neydi? Ne S abla? Yazmış, S kalp. S kalp. Ultra aslanı S abla.
Fatoş abla. Bak be, bana iş çıkarmayın başıma. Fatoş abla. Hani burada yoktu, hani burada olmazdı. Bana iş çıkarmayın başıma. Seyfi merhaba desene Allah'ına. Şu turşudan merhaba. Biz merhabalaştık. Seyfi Hacı başı seni merak kesiyor. Seyfi Hacı başı başıma Fatoş ablama 2 saattir bak. O pideyi yoğururken böyle. O pideyi yoğururken böyle. Başıma böyle. Oraya koy. Al, bayan çiğ köfte yesene. Ben ete saklıyorum canım. Canım mıyım gerçekten? Canım karıcığım. Aman aman birazcık. 2 haftadır bugünü bekliyorum. Ben 2 haftadır biraz dışarı çıkıp gezmeye bekliyorum ya. Hadi ben yiyorum da, ben çalışkan bir kadın olduğum için dışarı çıkıyorum da. Sen de dışarı çıkıyorsun da böyle yere geldi mi var Buse? Buse ablam Kadıköylere gidiyor. Kadıköylere. Buse ne Kadıköy? Kadıköy değil, Maltepe diyor. Merak ettim de yani, ne bir sorayım. Ha Kadıköy ha Maltepe. İkisinde de gittiği yer aynı. Nereymiş? Fatoş, nereye gidiyor? Fatoş, o biberi benzin cafe. Sen benzin cafeye gitmiyor musun? Benzin kafe. Ya siz ne yaşıyorsunuz ya? Siz ne yaşıyorsunuz ya? Ben bir şey söylemiyorum. Benzinciye mi? Bir kere gitsek biz de götürsen ne olur sanki? Sen götüreyim seni de böyle. Bugün gidelim mi? Bugün gidelim mi? Bugün gidelim mi? Neyse. Bir şey diyeyim. Fatoş abla hani bana söz vermiştin nargile gideceğiz diye. Fatoş abla hani bana söz vermiştin ya. Gidelim ama mi? Ama ben sana diyorum böyle şeylere özenme diye ablacığım. Ama ben hani özenmeyeceğim diye bana götürecektin yani. Tamam benleyken, bak benleyken olur. Tamam nargile içeceğiz değil mi? Tamam nargile içeceğiz. Bu çok iyi bilir ha. Tavukları yemiyorsan paket yapacağız. Kardeşlerimi bugün nargileye götürüyorum. Hadi bakalım. Nargile içeceğim. Fatoş abla. Ablacığım ben sizi götürüyorum. Ooo çıtır kızlar. Hey abla. Ne istiyorsun abla? Çay geldi, hani, çay geldi. Winston neydi senin? Biliyorum. Slim Blue. O zaman Buse sen de benden gelsene. Çay çekti. Dur Buse sen benden gelsene. Winston Slim Blue'yu alacağız. Ben hızlıca alıp gitsinler. Buse. Buse. Bir şey olmaz. Tamam hadi. Elbisem düzgün duruyor değil mi Buse? Elbisem düzgün duruyor değil mi? Duruyor. Elbisem düzgün duruyor değil mi? Tamam. Gel gel Buse, bu dükkan. Bir şey diyeceğim, görecek ama bizi. PlayStation kafe. PlayStation kafe. Ne yapayım, çıktı alayım mı? Çıktı alayım mı? Dur. Şurada bekleyelim, belki görür. Hadi gel foto çekilelim gibi yapalım. Foto çekiliyor gibi yapalım. İçeride kim? İçeride mi ki ya? İçeride mi ki? Buse içeride mi? Bak ben miyopum var, göremiyorum. İçeride mi? Yani şurada bir kafa var, bir tane ablak bir kafa var ama onun mu anlamadım. O mu ki? Bir şey diyeceğim. Şöyle gel çıktı bekleyeyim, alayım. Kimliğimin fotokopisini çekeyim mi? Ya benim beyaz pantolonumu buraya... Ben burada oturuyormuş gibi yapayım. He çok mantıklı bir plan bu. Çok mantıklı bir plan. Ne kenarda oturup bekliyorum, ne var? İnternet kafenin önünde böyle oturup... böyle oturup bekliyor musun? Ver telefonu, müzik açacağım. İnternet kafenin önünde. Nesli bizi... YouTube'a girsene müzik açacağım. Bizi soktuğun şeylere bak. Burada YouTube'a şey Uğur görecek. Ben şimdi Uğur'la uğraştıracağım ya, beni ya. Ya yani, sanki başka bir şey değil. Beyaz pantolonumla beni getirdiğin yere bak ya. Ya bir şey olmaz. Al. Bak ben, Uğur'un arkadaşları burada. Şu dükkan biliyorsun Uğur'un arkadaşının dükkanı. Duyuyor tamam, musun? Bir dakika. Burada. Duyuyor bir musun? Bir dakika. Müzik açacağım, biraz müzik dinleyelim. YouTube'dan açtım, niye Spotify'dan açmadım? Gelince yaptığımız koçlarımızı buluştum. Ya mesajlara girme! Leslie bak bizi rezil ediyorsun. Burada olanlar bekliyorum, görüyor. Ben normal duruyorum burada. Orada mı ki ya? Orada. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ben şimdi internet kafeciye bir şey söyleyeceğim. Ne diyeceğim? Pardon. Uğur'un şeyleri burada bekliyor. Bakar mısınız? Uğur'un kankaları burada bekliyor. PlayStation kafe ne kadar? Ben dedim ben ondan tamam, ayrılacağım teşekkürler. Dedim. Ayrılacağız. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. İyi günler abi. İyi dersler. Bir şey diyeceğim. Bu plan burada bitti. Gördü. Beni gördü. Aferin. Başın gördü mü? Dört. Yazar bana. Yürü. Tamam hadi gidelim. Gidelim. Allah aşkına bak şimdi yengemle uğraştırma beni ya. Elbisem güzel duruyor mu? Çok güzelsin.
şeyimiz de soğumamış. Bu kadar sıcak. Baktan uzak mıydı buraya? Yok, biraz uzaktı. Bayağı kaldınız. Kaldık yarım saat. Ben ikinci çayımızı içiyoruz. Şey, yolda benim telefon görüşmem vardı işle alakalı. O da beni beklemek zorunda bakkal kaldı. Bakkal öteye taşımış. Fatoş ablam. Bizim şey, bakkal... Nesi yalan söyleme. Bizim bakkalcı da geçer gitti. Ya bunların diline yalan şey oldu ya. Ya bakkal müsait değildi. Kapalıydı. Hayır, bakkal... 10 dakikalı yokum diye not yazmış kapıya. Bekledik 10 dakika. O yüzden öyle oldu. Sanki yalan söyleyeceğiz ya. Yani yalan söylemeyi sanki yer arıyoruz ya. İkindi mi diyorsunuz? İkindiye gitmiş. Cuma'ya namaza gitmiş. İkindiye camiye mi gidiliyor ya? İkindiye, üçündüye bir tanesine gitmiş değil. İşte yani. Ben umurumda değil ha. Umurumda değil ha. Ne çok yenge yine başladım benim tepeme ha. Sanki yanlış bir şey yapıyoruz ya. Bak şşş. Milletin ortasında. Bir kere de geldiğimiz şöyle bir yerde bir canını sıkmadan durabilir mi ya? Nesli. Milletin ortasında yaptığı şey. Fırlattı gördün mü? Yenge, ha. Beni boğaltmaya başladın yine. Bak ben patlarsam büyük patlarım. Bunu da hep söylüyorum. Benim sinirim bozarsanız büyük sinirim bozulur benim. Tamam, bak sus. Hep susuyorum. Nesli sus artık. Bu susmuş halinle kızım senin dilin nasıl bir dil ya? Sus artık be. Rezil ettiğimiz helalle baksana işte herkes bize bakıyor. Tamam Fatoş abla, öyle olsun. Ben nargile götüreceğini de susuyorum. Ya anlatın, bir türlü oynayamıyorum ya ben bu oyunu. Benim gibi iyi niyetli insanlara göre bir oyun değil bu bence. Bence bu iyi niyetli insanlara göre, iyi kalpli insanlara göre bir oyun değil bu yani. Ben çok anlayamıyorum bu oyunu. Yenge, ne? Amerika yabancı ülkelerde yani yurt dışı ülkelerinde bu oyunu gerizekalılara, zekalara gelsin de öğretiyorlar. Onu bile beceremiyor. Nereden öğrendin bunu? İnternette yazıyor. TikTok'ta mı yazıyordun? Hadi kimde ya? Neslihan'da sıra ya. Dakika. Oynasana Neslihan. Neslihan ne oldu? Telefonda Samet'le mi mesajlaşıyor? Samet ne? Ne mesajım sana? Samet nereden çıktı? Konuşmuyorum Samet'le. Mesaja bak. Sen. Kız bu kim? Size mi? Siz biz sigara almaya gittiğimizde nereye gittik? Nesli tanımıyorsunuz? Buse. Buse. Buse senin ağzını yırtarım. Nereye gittin? Senin ağzını ikiye ayırırım. 40 dakika gelmezsin. Nereye gittiniz Nesli? Hayır, bizim orada işimiz vardı, bu bir. İkincisi, orada bizim başka işlerimiz de vardı, oraya da olabiliriz. Buse, senin ağzın çok açıldı Buse. Fotokopi çektirmeye gittik. Ne fotokopi çektirdik? Biz size sigara almayı yolladık. Fotokopi de çektik, fotoğraf da çektik. Buse, senin... Fotoğraf oldu. Ne oldu? Buse, o beyaz pantolonunu bak. Sen geçen... İki kim? Sen Uğur daha geçen iki, geçen hafta sonu Uğur'la Bungalov'a gitmedin mi bu Sapanca'ya? Hayır. Sen geçen hafta sonu Bungalov'a gitmedin mi Uğur'la? Ben Ayşe'de kalmıyor muydum? Hayır, Şadiye'de kaldım. Ayşe'de vardı. Ne Şadiye'si? Fatoş abla fotoğrafları var ama herkese kapalı. Ah. Herkese kapalı paylaştı. Ben ne yaptım? Her zeytinin bokuna kızarla iki... Ben memlekette mi dönsem diyorum bazen. Dön! Vallahi ben yapacağım. Size inat dönmeyeceğim. Eğer siz döndüyorsanız dönmemek en hayırlısıdır gibisine düşünüyorum. Yanlarıma inat gülümseyeceğim her zaman. Size inat gülümseyeceğim ya. Size inat. Biliyor musun? Çünkü gülümsemek devrimci bir erdemdir. Sen bu eğri otur doğru konuş. Sen bu Samet'le niye bitirdin? Ben bitirmedim ki. Tamam. Ne olduğunu bana bir anlat, anlatmıyorsun. Siz yarın ne zaman çıkıyor muydunuz ki bitiresin? Bir sadece Neslihan'ı böyle diyorsun. Burada yabancı yok. Zorunda değil. Zorundasın. Biz sadece mesajlaşıyorduk. En son mesajıma çok cevap vermedi. Ben de konu aç konuşalım dedim. Konu aç konuşalım. Cevap vermedi. Konu açılmayınca konuşmadık. Bu kadar basit. Bu kadar zor bir şey değil. Sizin anlayamayacağınız şeyler. Aşk, hayat. Yani çocuk onu iplememiş. Bu da sevgili sanıyor. Bize yalan söyledin. Yenge bak yani. Seni fırlatırım ha aşağı. Bize yalan söyledin yani. Yalan söylemedim. Ben de bir aşka inandım. Ben de bir yalana tanıttı. İnandım sadece. Ben de git Samet'in annesiyle konuş. Dedi ki yenge. Öyle bir şey yok. Ne diyorsun yenge? Vallahi i̇şte herkes bana. Birbirini patlatıyor bu ay. Yemin ederim ki. Ben iyi bir şey yapmaya çalıştım. Ben o yüzden korkuyorum yenge ya. Hayır ondan yenge değil. Ya. Ben dedim ciddilerse gelsin istesinler. Yenge çünkü... ama sen de abartmışsın. Neyini abarttın? O yüzden konuşmuyorum yenge ya. Hayır. Bir şeyler bozma ya. Ben ineceğim. Çocuk, şık atacağım. Ben Fatoş ablamın yanına gidiyorum. Atacağım. Hayır. Kendimi. Çocuk zaten sana Fatoş cevap vermedi. Yenge dur atacağım kendimi şimdi ya. Atacağım kendimi. Bak. Çocuk zaten sana cevap vermiyordu. Yengem gidip Samet'in annesiyle konuşmuş.
isterseniz izlemeye gelin diye. Samet'ten haberi vardı, bir de üstüne gitmiş konuşmuş. Yenge sen şeytanın, sen şeytanın avukatı değil, ta kendisisin ya. Ben atacağım kendimi. Atacağım kendimi. Yapma. Yapma bak Nesli, yapma bak, daha küçüksün. Ben atacağım kendimi yenge. Yapma. Hiçbir şey inanmıyorum. Düştü mü? Bırak ben gidiyorum ya. Nesli gel ya. Gideceğim ya, vallahi gideceğim. Nesli gel ya. Ben kötü bir şey mi dedim? Nesli nereye gidiyorsun? Abi seni öldürür, gel buraya. Nesli. Ya bırak Allah aşkına ya. Kankam nerede? Çantanları sinirim bozuldu. Bayram abi anahtarı ver, arabaya sür. Yaylalar, yaylalar. Gidemiyorum ki, Bayram abimde araba. Minibüse bineceğim şuradan, minibüs nerede geçiyor? Neyse bineceğim. Hayatımı mahvetti ya. Çok mutlu. Bak. Çek onu. Çek Bayram abi. Samet mi? Konuşulacak. Hülya Hanım. Hülya Asçelik. Çok mutlu. Çok mutlu. Hülya Asçelik. Keyfime yok diye. Biz bugün mutlu olduk ya. Bu en önemli günüme. Çok mutlu. Derdi belli oldu. Orta şekerli. Kahvem asla. Her yerimiz geçiyor. Samet'i de patlattım. Bir daha gidip konuşayım mı bakayım? Sen Samet. Bilya seni yaktın evde. Bir kendi batırdın hayatımıza. Bu da gidip Bilge'yle konuşur. Bu gider Samet'in annesiyle konuşur. Zuf be. Git başımdan. Zuf benim Bilge'yle bir şey yok. Benim Bilge'yle bir şey insanın içine bastırma dedim. İnsanın içine bastırma dedim. Ya bak. Oo, bir daha Samet'le konuşabilir mi acaba? Hülya kudurdun Hülya. Uğur'a da gideceğim. Bizi mahvetmeye and içmiş. And içmiş bizim hayatımızı mahvetmeye. Bir tane mutluluğumuzla konu yerimizi alacak. Seni var ya bu eve soktum Gülen Arıtmış'ın ya. Senin düğününde oynadım Gülen Arıtmış'ın ya. Hülya kudurdun Hülya. Gelsene Hülya. O biraz... Zirvedeyim, sesin duyulmuyor. Zirvedeyim. Sesin duyulmuyor ben... Hülya. Ağzına sıçmam mı? Gel Hülya, gel. Ne oldu yenge? Ne oldu Hülya, kaldın mı şeyde? Ne oldu Hülya? Ne oldu bak yenge? İşlere girme Nesla. Ne var, ben bilmediğim iş mi var? Tamam, mesela bunu biliyor musun? Sonucunu biliyor musun? Ne yapacağız? Canım benim, sonunu düşünen kahraman olmaz. Fatoş şuradan yardırdık mı çıksayız? Şuradan çıkarız biz birlikte. Evet. Gel. Nasıl dışı yapmışlar? Yapıyorlar. Ne kadar bir yer ya burası? Ay acaba Pan'ın labirenti filmindeki labirent burası mı? Orada değil ablam, orası şey. Fatoş soldan gidelim. Soldan bir şey gidelim. Diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Hayır, sen benim hayır. Yengemi dinlememen gerektiğini anlamadın mı? Ya senin lafını ben dinledim. Senin lafını ne sen? Beni soldan patlattı gel ya. Gel bunu soldan gel ya. Ya bırak Allah aşkına. Şeytan görsün yüzünü. Gel ya git ya. Ya seni patlattı. Seni sen sanıyorsun ki ben patlattım da seni asıl patlatan Hülya ben yenge. Ben kimseye inanmıyorum biliyor musun artık? Kimseye. Sen bir tek bana inanman gerektiğini hala anlamadın kardeşim. Buse benim kimseye güvencim kalmadı anladın mı? Lan ailene güvenmeyecekse kime güveneceksin pardon? Samet'e mi güveneceksin? Bilmiyorum artık yani aile miyiz düşman mıyız bunları biraz düşünmen lazım. Sen o yengene sor. Hülya. Burası zaten acayip anlasıyla onunla birer yapmışlar. Biz bunu biliyorum. Bak şuraya geçtik. Şuraya sağdan geçtik mi oradayız? Sağda bakkal vardı. Onu kaldırmışlar herhalde. Tabii ben herhalde. Biliyorum. Ay o bakkalın kızını görme. O bakkalın kızı, kızı bizim dedikodumuzu çıkardı ya. Aa, o evliliğinde, evliliğinde hiç mutlu olamadı. Delirdi. Kız bunlar neredeyiz? Bak yanlış yere girmeyelim Hülya. Ay yol değişti. Hülya şeyi bir kaçırdık mı Hülya? Neredeyiz biz? Eyvah. Hülya ben seni dinlemeyecektim zaten. Ben seni ya niye dinlediysem. Ben gidiyorum ya. Sen nereye gidiyorsun? Bir ayrılamayız. Bak Nesliler de gitti. Bak o Nesliler çıkınç yolunu bulup Sametlerle görüşmesin. Her şey yengeme atıyorsun ama benim Samet'le olan mevzumu sen ikidir patlatıyorsun ya. İkidir. Benim canım ben patlatmasaydım eğer
senin yengem daha büyük patlatacaktı, sen farkında değilsin. Kuzen bu ben şakasıyla açtım konuyu ki herkesin bir kulağına aşina olsun diye. İlk yaptığın şakayı bu se. Çok komik bir şaka oldu. Gülüldüm bak valla. Canım sen farkında değilsin. Sen beni 5 sene sonra anlayacaksın mı? 5 sene mi? O zaman ben senin hayatında olacak mıyım acaba? Ya 5 sene kim öyle? Kim kala bu se? Neyse hadi 2 de. Sen benim iyiliğimi düşündüğüm bir gün bile olmadı. Hala kızı hala kız dedi. Bak yemin ediyorum sen her şeyi... Ya fitnenin başısın yani. Ben mi fitnenin başıyım? Evet başısın. Ben mi fitnenin başıyım? Neredeyiz ya? Burası neresi ya? Buse. Ya parktayız. Gel geri gidelim ya. Ne olacak ki? Buluruz ki. Buse nereden gideceğiz? Buse nereden Nesli, gideceğiz? Geldiğimiz yönden geri gitmeyelim bak. Gel. Burası bana pek tekinli gelmedi. Tekinli gelmedi. Sanki... Biraz tekinsiz geldi bana. Biz buradan gidemeyiz. Karanlık orası abi. O zaman daha doğru yoldur. Gel oradan gidelim. Karanlığa mı gideceğiz? Bu neydi? Nesli. Bu neydi bu? Nesli buradan gitmeyelim. Bir şey var. Nesli buradan gitmeyelim. Yürü. Bir ses geliyorsa o tarafa gitmemiz lazım değil mi? Filmlerde hep öyle oluyordu. Abim nerede ya? Bana ya biri bizi kurtarsın ya. Biri bizi kurtarsın. Ya. Hülya neredesin? Buradayım. Sesin geliyor. Göremiyorum ki. Eyvah. Yola bak. Buradayım. Yola bak. Kaldım ha. Eyvah. Kaldım. Kız göremiyorum seni, bulamıyorum. Ha? Ayağım burkuldu. Burada mısın? Buradayım. Eyvah ha. Kaybolmuş ya. Gül ya. E ne yapacağız ya? Gel yürüyelim kuzeye doğru. E göl yürüyelim, belki bayramlar bulur hadi. Kuzey neresi? Kız ne bileyim şey işte. Bu ön taraf kuzey olmuyor mu? Ama Hülya ben senin lafını dinlediğim için sen oldu. Sen sağa soktun. Hülya ben senin lafı... Hayır sen dedin ki sen sol. Sen sağa soktun. Bak ben seni Nesli seni yere batırdı diye ben dedim ki hayır Hülya biliyordur. Ben Hülya ile yürüyeceğim dedim. Al bizi nerelere getirdin, ıssız yerdeyiz ya. Asla yalnız yürümeyeceksin Fatoş. Ama sen bizi kaybettirdin. Şu orta yol nereye orta gidiyor? Yol gidelim. Her zaman orta büyük. Gidiyor. Gel bir dakika şu taraftan geri gideceğiz. Ben biliyorum. Yani Buse. Ne? Bu taraf dedin ama hani. Ya en azından ışık var burada. Sağ mı gideceğiz, sola mı gideceğiz? Sol, sol. Sol kızlar, sol. Bir ses geliyor ama. Bir yerden sol diye bir ses geliyor ama. Ay, şeytan bizi sola çağırıyor. Cinler bizi sola çağırıyor Buse. Sağa mı gitsek acaba? Mübarektir, sağa gidelim. Ay burası sol. Ay. Sağa girdik de. Yani. Bismillah. Kimse... Ben çıktım. Bu sesler ne bu adamlar ki? Gel çok. Sıkılmasın ha, bu sesler ayağıma bir şey battı. Keşke Uğur gelseydi bugün. Ya bizim burada canımız boğazımızda. Hala Uğur diyorsun ya, hala Uğur diyorsun ya. Başımıza ne getirdin bu mantemen akıdan oldu zaten. Başımıza ne getirdin bu mantemen akıdan oldu zaten. Ne alakası var? Allah'a Uğur gelseydi bizi şey yapardı, kurtarırdı diyorum. Ya Allah'a sığınacağın yerde Uğur Uğur deyip duruyorsun ya Buse. Sen var ya sen. Sen beni bugün çok kırdın. Buse, şu an kişisel sıkıntılarının hiçbir önemi yok. Başımız belada, labirentte kaybolduk ya. Ne yapacağız? Şu tarafa gittim bari. Allah'ım bize bir işaret gönder ne olur. Buradan nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Bize bir işaret gönder. Bu nasıl bir dua Buse? Nasıl felak bir şey okuyor? Nasıl felak? Bilmiyorum. İngilizcesini biliyorum ben. Dejenere olmuşsun Buse. Dejenere olmuşsun. Ben Bayram abim nerede ya? Yengem nerede? Ya yengemi bile arar oldu gözlerim ya. Bu nasıl bir lanet? Bu ne ya? Al. Al. Bu ne ya? Al. Burada çıkış yok ya. Al. Burada çıkış yok. Bir ses mi geliyor? Ne taraftasınız? Abla? Bilmiyorum. Kaybolda kayboldu. Zaten etkisiz eleman bir adamdı. Of ya. Yani yenge burada canımız burnumuzda hala bana oraya ses vereceğini hala öyle bile bile yapıyor. Doğru konuş abinle. Hep Samet'in de şeyle oldu bunlar. Sen beni çok kırdın Nesli.
Şu an kişisel kırıklarımızın sırası mı? Ben sen beni çok kırdın. Ben buradan gidiyorum. Ben de buradan gidiyorum. Bu muyuz Buse biz? Bu muyuz? Ben de sana aynısını soruyorum. Neye kırıldın? Zor durumdayız. Senin bana yaptıklarına ben kırıldım mı? Yine senin yanına kahramanla seni birlikte sallandım. Ben sana bir adım attım, sen de bir adım attın. Ne? Herkes bir itirafta bulunup bir adım atsın o zaman. Tamam, başla. Senin geçenki rimelini ben kırdım. Ben onu yeni aldım ya, Lancome. Kırdım. Senin El Siva'dan aldığın yeni elbiseyi ben iade edip parasıyla kendime yeni bir şey aldım. Yani hiç şaşırmadım desem. Senin bu şeytanlıkların bir değil iki değil. Yani ben... Etiketini üstünde bırakmışsın, giymediğin belliydi. Yepyeni, yepis yeni, yepis yeni. Yepis yeni olduğu duruyor. İçin. Yepis yeni olduğu için olabilir mi acaba? Sana iyilik yapmak için. Baktım, ay hiç arayıp sormuyorsun. Ben de gittim kendime bu bluzu aldım. Bunu mu aldın? Hmm. Bu paçavrayı mı aldın? Hmm. Tamam, ben de sana söylüyorum. Söyle. Uğur'u çarşıda bir kızla gördüm. Ne zaman? Geçen iki hafta öncesine. El ele tutuşuyorlardı. Nasıl bir kız? Bu mu yani? Sarışın falan, ince uzun sarışın. Rüveyda galiba. Bizim lisedeki Rüveyda. Rüveyda! O. O. Allah'ım başıma gelenler. Muhtemelen seninle yemeğe çıkmasının sebebi de sana kredi çektin ya. Yalandan seni oynatıyor. Ben değişti sandım bir adam. Erkekler değişmez. Nesli bana neler diyorsun? Bunu bana niye iki hafta önce söylemedin? Bu anı bekliyordum. Yani doğru anı. Benimle bankaya niye geldin kredi çekmeye? Ya ben kareviç örnekleri almaya gittim. Sen beni yoldan çevirdin beni bankaya. Hayır, ben niye kredi çekeyim o zaman? Hiç düşünemedin mi niye kredi çekiyorsun diye bana? Sormadın mı Rüveyda'yı gördüğünde? Sen yetişkin bir insansın. Kendi kararını vermen gerekir diye düşündüm. Senin de bir tane adım kaldı. Bir tane adımın kaldı yaklaşmamız için. Ay bana bir şeyler oldu. Ay bana bir inme geldi. Ama ben de bir tane adım atacaktın ya, unutma. Ben o adımı acaba atacak mıyım hiç? Sen iki ay önce konuşmaya başladın ya Samet'le. He? He? O Samet değil. Samet işte. Samet'in Instagram'ı. Samet'in Instagram'ı yok. Nasıl yok ya? Fotoğraflar kendisinin. Ben açtım o hesabı. Senden ben konuşuyorum. Ya Bursa ya! Seni test etmek istedim. Ya bu ne bir test mi olabilir ya? Ne kadar saftiriksin diye seni test etmek istedim. DGS'den bile daha zor. DGS'den, YKS'den, OKS'den bile zor bir test bu. Belki bir şeyler iyileşir aramızda ha bu itiraflardan sonra. Kız ben seni yolmazdım. Çıkamadınız ama. Önceden çıksaydınız. Çıkamadınız ama.